Bir de evden çıkışın hayırlı olması için okunacak bir dua var. İmam Sühre verdiği ne buyuruyor? Kişi sabah namazını sünnetini evde kıldıktan sonra, tabii sabah namazını sünnetini evde kılmak sünnettir. Ama sen evde böyle televizyon, melevizyon olsak, ya o vakit açık olmaz ama belli de olmaz şimdi. evde kılsan olur, çok faziletli olur. Ha, camide kılsan da olur ama özellikle sahur vakti evde kılıp gitseniz iyi olur. Ama siz evde huşusu eksik oluyor, camide daha huşu, o ayrı bir mesele. Onu camide kılsan iyi olur. Ama sabah namazının sünnetini evde kılmak... Aslında bütün sünnetler için bu geçerli de... Bizde gevşeklik olduğu için camiden çıktıktan sonra namaz, kitap her şey unutuluyor. Ne namaz kılıyor ne bir şey kalıyor. O yüzden biz hepsini camide kılıyoruz. Ayrı bir mesele. Yoksa bitir vacip namazını da yani... Gecenin son üçte işte birinde kılmak daha efteldir. Ama biz yatsının peşine kılıyoruz mesela. Değil mi? Neden? Çünkü en faziletli olanı orada kılmaktır. Ama tembellik var. Ya kalkamazsan, kendine güvenemezsen bu işlere girme. Yani hiç kılmaman o vakitte kılmandan iyi değildir. O vakitte kılıp hiç kılmamandan iyidir. Yani yatsın hemen peşine kılma. Anladın mı? Çünkü bir yerde fazileti terk ediyorsun, bir yerde namazı terk ediyorsun. Namazı terk etmek doğru olmaz. Ki Hanefi mezhebine göre vitir vacip diyoruz. Vitir vacip bir namazdır yani. Kazası vardır bu namazda. Kişi sabah namazının sünnetini evde kıldıktan sonra cemaatle namaz kılmak için mescide gitmek üzere yola çıkar ve evinden çıkışında derse ki efendim Euzübillahil azim ve sultanihil kadim mine şeytanir racim. Rabbi Allah, tevekkeltu ala Allah. Ve fevveltu emri ila Allah, la kuvvete illa billah. Derse Allah'ın izniyle Mevla'ya sığınmış ve her türlü kötülüklerden korunmuş olur. Manası nedir? Efendim, Ya Rabbi e'udhu billahil azim. Azim olan Allah'a sığınıyorum. Ve sultanihil kadim. Yani sultanihil kadim diyoruz ya Mevla kadimdir. Yani başlangıcı yoktur. Evveli yoktur, sonu yoktur. O efendim başlangıcı olmayacak şekilde sultanlığı vardı ve bakidir sultanlığı, yöneticiliği. O sultanlığa sığınıyorum. Neyden sığınıyorum? Mine şeytani racim, kovulmuş şeytanın şerinden. Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır. Tevekkel tuan Allah. Allah'a tevekkül ettim. Ve fevveltu emri ilallah. İşim Allah. İşimi Allah'a ısmarladım. La kuvvete illa billah. Ondan başka kuvvet sahibi benden kötülükleri çevirecek bir güç yoktur dersen sabah namazına giderken, evden çıkarken ve öğlen namazına giderken ve ikindi namazına giderken Allah'ın izniyle şeytanlardan, belalardan korunmuş olursun.